Ve şimdi sırada alalım. Yine çok değerli bir isim var efendim. Diş hekimi İlker Erdoğan bizlerle birlikte olacak. İmplant nedir? En son teknolojiyle implant uygulaması nasıl yapılır? Estetik diş hekimliğinde implant uygulamaları nelerdir? Diş estetiğinde uygulanan implant uygulamaları ile ilgili merak edilen her şeyi diş hekimi İlker Erdoğan anlatacak. Az sonra. Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu sefer konuğumuz her zaman bildiğiniz gibi İlker Erdoğan. İlker Erdoğan. Harika bir giriş yaptınız Onur Hocam. Ve efendim yine çok değerli bilgilerini bizlerle paylaşacak sevgili İlker Erdoğan. Ve söz sizde Onur evet. Hocam. İlker'cim ben senin neden direkt oturtmadım biliyor musun? Ben nereye geçeyim? Ben şöyle geçeyim. Karşıma geçersen. Efendim biz İlker'le bugün biraz... Dedik ki şöyle canavar gibi konuşalım, hep oturuyorsun bir boyunu da görsünler dedik. Tabii bir boyumu duyasınlar. Şimdi buradan anlatmak neden benim hoşuma gidiyor biliyor musun? Yani insanların görsel hafızası daha güzel. Yani seni yolda görünce tanıyorlar ama diyorlar ki diş hekimi. İsmin belki İlker Erdoğan olarak kalmıyor ama senin görüntün görsel hafızan kalıyor. Buradaki de kendi hastalığı bence beynine yerleşmesi lazım. Bir anlatır mısın burada implantı? Şimdi bu görüntüyü bir başa alalım, tekrar baştan oynatalım. Şimdi bir diş kaybı var. Hep şu sorulur, der ki ben dişi kaybettim. İmplant yaptırsam ne olur? Şey yaptırsam ne olur? Fakat şu an net gözüküyor mu bu ekranda? Evet, çok ekranda evet, net gözüküyor. Net görüyoruz. Oraya doğru fokus şimdi, yapabilir. Evet. Oynatalım şimdi isterseniz. Tamam. Bakın diş çekildi. Birinci vakamızda diş çekilir çekilmez yerine implant koyuyorsunuz. Aynı anda mı? Aynı anda. Dişi çektiniz ve implantı koydunuz. Bir şey soracağım. Hemen burada bir duralım burada. Neden diş çekiliyor İlker'cim? Yani ki, bu diş hani hem koruyoruz deniliyor ya. Şimdi ön dişin tek başına kaybı böyle çok görülen bir durum değil. Fakat olayı daha net anlatmak adına. Ön diş şu gibi durumlarda kaybolur. Bir travmanız vardır. Yani bir kaza geçirmişsiniz. Diş kendiliğinden yerinden çıkabilir. Aşırı derecede çürük vardır. Dişin kök ucunda bir enfeksiyon oluşmuştur. Ve ondan dolayı bir problem vardır. Şurası çekilen yer. Evet. Bu diş çekildiği zaman en ideali çeker çekmez implantı koymak. Neden? Eğer implantı koymadığınız zaman yarı yarı iyileşirken sen de çok iyi biliyorsun ki biraz büzüşür ve kendini aşağı doğru ya da yukarı doğru çeker. Evet. Yani kemikte küçülme olur. Erir kemik. Kemik erir evet. Ve bu daha sonra... Siz buraya bir restorasyon yapmak istediğiniz zaman, yani bir kaplama yapmak istediğiniz zaman estetik olarak hoş olmayan görüntüyle karşılaşırsınız ki bunu aşağıda göreceğiz. Bunda ne yaptık? Diş çekildi, çeker çekmez implantı koyduk. Devam edelim şimdi. Şimdi implantı koyduk. Bunu evet. Koyduktan sonra bunu ne kadar bekliyoruz? Onu da bir şimdi istersen şimdi ön bölge olduğu için bunun üzerinde hemen de diş yapma imkanınız var. Bunu test edici cihazlar var. Kemiğe tutunma seviyesini ölçüyorsunuz. Bakın. İmplant koymadık. Diş aynı şekilde çekildi. Burada evet. Evet diş çekildi ya da çürüdü. Bir şekilde yerinden alındı. Burayı estetik bölge burayı. Burayı doldurmak için ne yapmanız lazım? Klasik bir köprü yapmanız lazım. Şu anda biz evet. Eski sistem köprü yapıyoruz burada. Klasik evet. Köprü yaparken hemen durduralım bunu lütfen. Burada evet, dur. Çok güzel. Şimdi köprü yaparken ne yaptık? İki tane sağlam dişi kestik. Ben onu soracağım. Neden kestik? Çünkü köprüyü düşünün, boğaz köprüsünü iki yerde ayağı olması lazım. Yani bir yere anladım. Tutulması lazım ki bunun. Hayır sağlam dişi niye kesiyoruz işte? Ben onun mantığını hiç algılamış sağlam değilim ya. Sağlam bir ben dişi korumak için. Oo, hoş geldiniz efendim. Hoş geldiniz. Tanıştırayım Şenay Akay. Devam edelim şimdi. Bakın bunu hemen yapma imkanınız yok köprüyü. Yara yerin evet. iyileşmesini bekliyorsunuz ama estetik bölge olduğu için hastalar da diyor ki ben böyle gezemem yapalım hemen. Buyurun devam edelim şimdi görüntüye. Bakın köprünüz yapıştırıldı. Fakat ne oldu? Yukarıda et iyileşirken arada açıklık oluşmaya başladı. Bu sizin konuşurken aradan hava geçmesine, yediğiniz gıdaların oraya birikmesine ve estetik olarak kötü bir görünüm olmasına sebep oluyor. Evet. Ve bakın siz 3 dişin yüküne 2 dişe yüklediğiniz için belli bir zaman sonra bu dişlerden birinin kökünde de problem olabilir. %100 olacak değil ama olabilir. İşte olduğu zaman bu dişle çekmek zorunda kalırsınız. Bu sefer ne oldu? Bir dişiniz eksikti. Olay iki diş eksikliğine geldi. Yine Şenay şöyle evet, istersen. Arkadan bir diş daha. Evet. Arkadan bir diş daha kesmeye başladınız. Şenay'ın bir dişi daha gitti. Bakın köprü dörtlü oldu. Evet. Estetik bozukluğu görüyor musunuz? Et geliyor evet. Burada yükseliyor aşağıda geliyor. Ama geliyoruz bakıyoruz ki implantta hiçbir problem yok. Yani diş eti seviyesi aynı. Bu sefer... Ya burası kısır döngüye girdi. Devam edelim. Hızlandıralım çok. Şimdi gitti bakın, 4, 5'li geldi şu anda. En son 6'ya gelir. Köpek dişleri çok sağlam olduğu için 6'lı bir köprü yaparsınız. Ve
hastalarında çok güvenli olarak ısırıp koparabilir. Hmm. Her zaman ağzındaki köprünün bir sıkıntı yaratacağı endişesiyle yaşarlar. Bir de bu kadar büyük bir köprüyü tek parça yaptığınız zaman estetik sağlamak sıkıntılı olur. Halbuki siz bunu tek başınıza yaptığınız zaman bunun üzerine implantı koydunuz, implantın üzerine üst vidasını koydunuz, onu monte ettiniz ve üzerine bir kron yaptınız. Bu kronu yan dişlere benzetmeniz artık yeni teknolojiyle mümkün. İstediğiniz renk, istediğiniz şekil, istediğiniz formu yapabilirsiniz. O implantta böyle diş eti çekilmesi oluyor mu? İmplantta böyle diş eti çekilmesi olmaz. Neden? Çünkü kemiği koruyorsunuz. Kemiği koruyorsunuz. Eğer altta kemiğiniz erirse diş etiniz geri doğru gelir. Yani şöyle bir durum yoktur diş hekiminde. Dişinizin eti çekildi aşağı kadar kemik ortaya çıktı. Hayır. Onun altında kemik mutlaka erimiştir. Ondan sonra aşağı iner. Aşağı doğru iner. Bir de şey var. Bunun hani şunun bakımıyla alakalı bir sorun var mı? Hani bakın, o yüzden mi diş eti çekiliyor? İmplant olduğu için siz normal kendi dişinize baktığınız gibi bakabilirsiniz. Fakat köprü uzadığı zaman bir gövde altı var. Gövde altına yedikleriniz girebilir. Kaçar. Kaçmasın diye köprüye çok bastırırsınız ki yapılan bir hata bu. Çok bastırdığınız zaman bu sefer diş etinde kızarıklık olmaya başlar. Alttaki kemik erimesi fazlalaşmış olur. Ve hastanın ağzına çok kötü kokular gelmeye başlar. Ve hasta der ki böyle içime çektiğim zaman böyle iltihap kokusu, tuzlu bir şeyin kokusu geliyormuş gibi. Yani bir tadı geliyormuş gibi bana olur derler. Anladım. Bir de sonuçta bunu yapıştırıyorsunuz. Bir dişin üzerine yapıştırıyorsunuz ve tek dişin, üç dişin kuvvetini iki dişe ya da dört dişe yayıyorsunuz. Bunların da dayanabileceği bir şey var, ağırlık var. Dayanamadıkları zaman köprü işte arkaya doğru kısır dörgün dediğiniz işte arkaya kadar gidiyor. En önemlilerinden bir tanesi de estetik olarak sıkıntı. Evet evet, estetik olarak baktığın zaman implantın tamamen uydurma, kendi rengine getirme şansın var değil tabii, mi? Yani tabii. Diğer dişlerle bakın, aynı. Teknoloji o kadar gelişmiş ki yandaki dişinizin fotoğrafı çekilir özel bir kameralarla. Dersiniz ki bunun bana ayna görüntüsünü verin. Ayna görüntüsü nedir? Ağzınızın buradaki dişlerin birebir ayna görüntüsü burasıdır. Hı hı. Yani sağınki sol, solunki sağdır. Birebir aynısını yapabilirsiniz. Renk skalada uyan bir renk olmasın. Makyaj malzemeleri var. Teknisyeninizi çağırırsınız. Hastanızın yüzüne ve dişine bakarak birebir aynı rengi oluşturur. Nerelerinde çatlaklar var onun formunu bile verebilir. Onun formunu bile. Onun formunu bile. Bir sonraki bir görüntüm daha var, onu da alalım. Tamam, ben seni ayakta tuttum diye tam şey yapıyordum. Bir ben sonraki ayakta görüntüm. Kalayım. Bugün ayakta daha iyiymiş. Bakın tüm dişsiz vakalarda implant yapma şeklini gösterelim işte. İmplantlar tek tek yerleştirilebilir. Bu şekilde. Yani her bir diş eksikliği için bir implant koyabilirsiniz. Ama illah, pardon duralım burada lütfen. İllah böyle yapacaksınız diye bir durum da yok. Durdurabilir miyiz? Üst çenede en az 6 ile 8 arası implant. Alt çenede de 6 ile 8 arası implant yaparak hiç çıkmayan diş yapabilirsiniz. Hastanızın ağzına sabit bir protez kullandırmak adına. Fakat son zamanlarda uygulanan all on four, yani Türkçesi hepsi 4 tanenin üzerinde diyebiliriz. 4 tane vida yapılı, 4 tane implant konarak da üzerine yapılan implant uygulamaları var. Fakat onlarda şöyle bir sıkıntı oluyor. Yapacağınız dişi hastanın implantların üzerine vidalıyorsunuz. Yani yapıştırmalı bir diş olmuyor. Ve bu dişiniz plastik ağırlıklı oluyor genelde ve belli bir zamanlarda hekiminize gelip hekiminizin bunu sökmesi gerekiyor. Ve burada dişi üst çenede 10, altta 10 tane olarak kesmek zorundasınız. Yani fazla diş yapamıyorsunuz. 20 tane dişle hastayı çiğnemeye davet ediyorsunuz. Ha, bu gibi 4 tane aşağı 4 tane yukarı olan vakalar var. Nedir? Hastanın arka bölgelerinde hiç kemik kalmamıştır. Alt çenede de sinir vardır. Yapacak bir şey yoktur. O zaman işte 4 tane aşağıya 4 tane yukarıya sizin için ideal bir yöntem olabilir. Vidalama sistemiyle. Ama yapıştırma istiyorsanız en az 6 tane aşağıya 6 tane yukarı implant koymanız lazım. Evet, bu sayılar da çok önemli. Bir şey kalmadı. Ama devam edelim. Devam. Böyle de olabilir. Yani hasta der ki ben implant istiyorum ama her bir dişimi tek tek istiyorum. İşte implantları uygularsınız ve her birine tek tek diş yapabilirsiniz. Bu şekilde hasta doğal dişinin verdiği hissiyatı aynı tek tek implantta da alabilir. Evet, süpermiş. Var mı sorunuz bana? Ben tıkandım kaldım vallahi. Tabii ki implantta da teknolojinin gelişmesiyle birçok yöntem, birçok uygulama şekli gelişiyor. Ama evet, sizin özellikle tamamen diş kalmadığı zamanlarda tercih ettiğiniz yöntemlerden de biraz bahsedelim.
Şimdi en ideali implant. Yani hı hı. dişiniz çekildiği zaman yapılacak en ideal, neden doğala en yakın olanı. Bunda teknoloji önemli. Yani implantı buraya doğru yere uygulamak çok önemli. Ve implantı uygular uygulamaz hastaya geçici diş yapmanız önemli. Çünkü implantın kaynama dönemi üst çenede minimum 2 ay, alt çenede minimum 1,5 ay. Bu dönemde hastanızın dişsiz kalmaması lazım. İşte kullanılan implantların yüzeyleri ve formları hemen üzerine geçici diş yapmasına uygun olan implantları tercih etmek lazım ki hastalar sosyal hayatına devam etsin. Çünkü 1,5-2 ay bırakın hadi sosyal hayatınızı, evde kaldınız. Ya evde kalsan bile beslenmen lazım yani. Ne yiyeceksin, ne içeceksin? Yani evet. kimle konuş, bir de konuşman lazım. Evet, hayatınızı idame ettirebilmek için çok önemli tabii, bir durum. Kesinlikle. Teknoloji, implantı nereye koyacağınızı artık navigasyon sistemiyle aynı sizdeki robotik cerrahi gibi söylüyor. Evet. Hastanızdan önce 3 boyutlu bir görüntü alıyorsunuz. Kemiğinizin genişliğini ve derinliğini hesap edebiliyorsunuz. Bilgisayar programında implantı nereye koyacağınızı hesap ediyorsunuz. Daha sonra elinize aldığınız bir aletle sizi işte evet. doğru yerlere, doğru açılarla implantı yerleştiriyorsunuz. Yerleştiriyorsunuz. Diyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık diyoruz.